Merhabalar. Yeni bir konumuzda beraberiz. Bugün İngilizcede sıklık zarflarına bakacağız. Sıklık zarflarının anlamlarını öğreneceğiz ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığına bakacağız. Böylece arkadaşlar hem sıklık zarflarını öğrenirken aynı zamanda da yeni günlük konuşmalarımızda kullanabileceğimiz cümlelerde öğrenmiş olacağız. Hadi şimdi gel öncelikle sıklık zarflarımız nelerdir? Bunlara bir bakalım. Daha sonra anlamlandıralım ve üçüncü adım olarak da örneklendirerek videomuzu, dersimizi bitirelim. Evet, sıklık zarflarımız şunlardı arkadaşlar. Günlük konuşmalarımızda sıklıkla kullanacağımız zarflarımız always, often, ever, rarely, also, already, all, usually sometimes, never, seldom, just, still ve both arkadaşlar. Şimdi bunları anlamlandıralım. Always daima demektir. Often sık sık demektir. Ever asla. Ever ve never arkadaşlar aynı anlamdadır. Hiç asla anlamlarına gelirler. Rarely nadiren Seldom yine aynı anlamdadır. Nadiren pek az seyrek anlamları vardır. Also aynı zamanda ve cümle içerisinde ayrıca anlamı olduğu zamanlarda vardır. Already önce evvel ve zaten olarak anlamlandırabiliriz. All hepsi ve bütün olarak ifade edebiliriz. Usually çoğunlukla sometimes bazen just hemen still hala both her ikisi de veya ikisi de olarak ifade edebiliriz. Sıklık zarflarımız bu şekilde. Peki sıklık zarflarımızı cümle içerisinde nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar bunu unutmayalım. Sıklık zarflarımızı cümle içerisinde verb'den yani yüklemden hemen önce kullanıyoruz. Örneklerimizde bunu öğrenmeye çalışalım. İlk örneğimiz My brother never speaks to me. Benim erkek kardeşim benimle asla konuşmaz. Dikkat edelim. Never asla demiştik. Hiç anlamında. Hemen fiilimizden önce speak fiilimizden hemen önce kullanıyoruz. Şu şekilde bir kullanım yanlış olur. Buna dikkat edelim. My brother speaks never to me gibi bir kullanım kesinlikle yanlış olur arkadaşlar. Sıklık zarfımızı fiilimizden hemen önce kullanıyoruz. She is always late. O daima geç kalır. Late geç kalmak demektir. Always daima. Ne yaptık? Hemen fiilimizden yani yüklemimizden önce kullandık. Do you often go to restaurants? Sıklıkla restoranlara gider misin veya dışarı yemek yemeye çıkar mısın? Sıklıkla olarak ifade ediyoruz veya sık sık dışarı yemeye gider misin veya restoranta gider misin? Often. Bir işin ne kadar sıklıkla yapıldığını birisine sorarken how often olarak soruyoruz. Bu da bir not olarak dursun arkadaşlar. How often. I sometimes eat too much. Bazen çok yerim. Sometimes arkadaşlar bazen demektir. Bunu cümle başında da kullanabiliyoruz. Yani şu şekilde Sometimes I eat too much olarak ifade etmemizde bir sorun, bir problem yok. Diğer bir örneğimize bakalım. I don't want to go to the cinema. I've already seen the film. Sinemaya gitmek istemiyorum. I've already seen. Zaten önceden gördüm the film filmi. Already arkadaşlar cümleyi göre anlamlandırabiliriz. Zaten olarak da ifade edebiliriz. Önceden olarak da ifade edebiliriz. Diğer bir örneğimize bakalım. I've got two sisters. İki tane kız kardeşim var. They're all married. Onların hepsi evli. All hepsi bütün demiştik. Burada şahıstan bahsettiğimiz için hepsi olarak ifade ediyoruz. They are all married. Onların hepsi evli. Devam edelim arkadaşlar. I always go to work by car. İşe daima arabayla giderim. Bunu yine az önce de ifade etmiştik. Şu şekilde ifade edemiyoruz. I go always olarak ifade edemeyiz. I always go to work by car olarak ifade etmemiz doğrudur arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz Burcu often plays tennis. Burcu sıklıkla tenis oynar. Yine bu cümlemizi şu şekilde kurmuyoruz arkadaşlar. Burcu plays often tennis olarak kurmuyoruz. You sometimes look unhappy. Sen bazen mutsuz görünüyorsun. Unhappy mutsuz olmak demektir. Look görünmek anlamındadır burada arkadaşlar. Bakmak anlamında değildir. You sometimes look unhappy. Bazen mutsuz görünüyorsun. They usually have dinner at 7 o'clock. Onlar genelde çoğunlukla saat 7'de akşam yemeğini yerler. Usually have dinner. We rarely veya we seldom watch television. Biz nadiren ara sıra çok nadir televizyon izleriz olarak ifade ediyoruz. Rarely ve seldom nadiren pek az seyrek demektir. Also kullanımına bakalım. Mehmet is a good footballer veya Mehmet is a good football player. He also plays tennis and volleyball olarak ifade ediyoruz. Mehmet iyi bir futbolcudur. Ayrıca he also plays o ayrıca tenis ve voleybol oynar. I've got two sisters. They all live in London. İki tane kız kardeşim var. Onların hepsi yani ikisi de Londra'da yaşıyorlar olarak ifade ediyoruz. Arkadaşlar sıklık zarflarımızı am, is, are, was, were'den hemen sonra kullanıyoruz. Bunu yukarıda da ifade etmiştik. Örneklerimize bakalım. I am never ill. Am, is, are'dan hemen sonra fiilimizden hemen önce kullanıyoruz. Şu şekilde kullanım yanlıştır. I never am ill olarak kullanmamız yanlış olur. They are usually at home in the evenings. Onlar genellikle akşamları evdedirler. They are usually. Onlar genellikle. It is often very cold here in winter. Hava kış aylarında burada sıklıkla soğuk olur. When I was a child, when I was a child, ben çocukken, I was always late for school. Okula daima geç kalırdım. Always. Where is Ahmet? He's still in bed. Ahmet nerede? Where is Ahmet? He's still in bed. O hala uyuyor. Veya o hala yataktadır. ifadesini kullanıyoruz. Bosla alakalı bir örnek verelim. Ve konumuzu tamamlamış olalım. I've got two brothers. İki tane erkek kardeşim var. They both doctors. Onların ikisi de doktordur. Both her ikisi de anlamını taşıyor arkadaşlar. İngilizce'de sıklık zarflarının anlamları ve kullanışları bu şekilde arkadaşlar. Unutmamamız gereken iki kuralımız var. Birincisi arkadaşlar sıklık zarflarımız hemen filmimizden önce kullanılır. İkincisi am is are was were yardımcı fiillerimizden hemen sonra cümlenin ortasında sıklık zarflarımızı kullanıyoruz. Bu örneklerimizi çoğaltabiliriz. Sizler de kendi örneklerinizi oluşturabilirsiniz. Şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Sıklık zarflarını kullanacağımız diğer zamanlarda yani geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, veya gelecek zaman gibi zamanlarda kullanmak istediğimizde unutmamamız gereken fiilden hemen önce kullanıp yardımcı fiilden hemen sonra kullandığımızdır. Cümle dizilimi bu şekilde olmalıdır. Evet İngilizce çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.